keşfedilmemiş ekstra uydular dünyanın yörüngesinde olabilir. Gezegenler arası bir tür olmamıza yardımcı olabilirler mi? Mini aylar, dünyaya yakınlıklarından dolayı keşif için başlıca adaylardır. Şimdi bazı bilim insanları bu küçük uyduları insanlığı kozmosun derinliklerine taşımak için kullanmak istiyor. Sanatçının, dünyanın yörüngesindeki bir asteroid mini ayında uzaydaki bir yakıt istasyonunu tasvir etmesi. Mini aylar, dünyanın yörüngesinde yalnızca kısa bir süre kalan küçük, geçici uydulardır. Bazı bilim adamları, dolaşan uzay kayalarının gelecekteki güneş sistemi araştırmaları için yararlı bir araç olabileceğini düşünüyor. 2006 yılında, Arizona'daki NASA destekli Catalina gökyüzü araştırmasındaki gökbilimciler, gezegenimizin etrafında dönen binlerce insan yapımı uydudan oluşan denizin ortasında yüzen tuhaf bir cisim keşfettiler. Daha yakından inceledikten sonra nesnenin sıradan bir uzay çöpü parçası olmadığını belirlediler. Daha ziyade, Ay'a benzer şekilde geçici olarak Dünya ile aynı yörüngeye çekilen doğal bir uyduydu. 2006 RH-120 olarak adlandırılan bu, mini ayın çapı yalnızca birkaç metreydi. Ancak gerçek ayın aksine, bu kozmik cisim, gezegenimizin yörüngesinden atılmadan önce yalnızca bir yıl boyunca gezegenin etrafında dolaşan geçici bir dünya arkadaşıydı. 10 yıldan fazla bir süre sonra, Catalina gökyüzü araştırmasından bilim insanları, Mart 2020'de Dünya Ay Sistemi'nin etkisinden çıkmadan önce dünyanın yörüngesinde dolaşan başka bir mini ay tespit etti. Dünyaya yakınlıklarından dolayı bu mini aylar, yakın bilimsel incelemeyi garanti ediyor. Ancak son zamanlarda bazı uzmanlar mini ayları ve dünyaya yakın diğer asteroidleri farklı bir nedenden dolayı gözlemlediler, kozmosu keşfetmemizde basamak görevi görme potansiyeline sahipler. Mini aylar, insanların gezegenler arası uzayda nasıl hareket edebildiğini ve sonunda Mars'a nasıl ulaşabileceğini öğrenirken başarılması gereken kilometre taşları haline gelebilir. Eylül 2016'da NASA, 2182'de Dünya'ya çarpma ihtimali 2/700 olan, potansiyel olarak tehlikeli asteroid Bennu'dan bir örnek toplamak amacıyla mürettebatsız Osiris-Rex uzay aracını fırlattı. 7 yıl sonra Osiris-Rex, Dünya'ya geri döndü. 4,5 milyar yıllık asteroidin küçük bir parçası Dünya'da. Osiris-Rex misyonunun başarısı, Dünya'ya yakın keşiflerin sonraki aşamalarını planlayan bilim adamlarına ilham verdi. Fikirlerden birinin Mars'a yapılacak görevler için yakın asteroidleri basamak taşı olarak kullanmak olduğunu söyledi. Bennu'yu geri almanın doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyledi, ancak kozmosta daha da genişlemek için teknolojimizi test etmeye gelince daha iyi bir hedef olabilir. En yakın noktasında Bennu, Dünya'dan yaklaşık 186 bin mil uzaktadır ve gezegenin güneş etrafındaki yörüngesini yalnızca birkaç yılda bir geçer. Sonuç olarak görev 7 yıl sürdü ve tahmini olarak 1,16 milyar dolara mal oldu. Mini ayların ise Dünya'dan ulaşılması en kolay asteroidlerden bazıları olduğunu söyledi. Uzayda herhangi bir yere gitmek için hızınızı değiştirmeniz gerekir dedi. Mini aylar çok az yer çekimine sahip küçük cisimlerdir ve gerekli hız değişikliği veya delta V'ye sahiptirler bu, bir uzay aracını alçak dünya yörüngesinden asteroidle randevuya taşımak için fazla itiş gücü gerektirmediği anlamına gelir. Bu özellikler göz önüne alındığında, mini ay görevleri diğer birçok kozmik bedene yapılan yolculuklardan daha az yakıt gerektirecektir. Mini aydan ayrılıp dünyaya geri dönmek için sadece bir miktar yakıt gerekiyor. Sanatçının, NASA'nın Osiris-Rex uzay aracının Bennu asteroidinden örnek toplamasına ilişkin anlayışı. Araştırma, mini aylara yapılan yolculukların oraya gidiş dönüş yaklaşık 100 gün süreceğini öne sürüyor. Kalıcı ayımız yaklaşık 3 günlük bir yolculuk uzakta, ancak NASA'nın Satürn ve roketinin yerden kalkması için 203.400 galon 770.000 litre gaz yağı yakıtı ve 318.000 galon sıvı oksijen gerekti. Minimum misyonları umut verici olsa da, bu stratejideki kusur onların geçici doğasından kaynaklanıyor, bu da, doğal uydunun dünya etrafındaki kısa vadeli yolculuğundan fırlatılmadan önce bir misyonun planlanmasını ve yürütülmesini zorlaştırabilir. Dünya ile aynı yörüngedeler, bu yüzden evcil hayvan gibiler.
bir süreliğine tuttuğunuz geçici evcil hayvanlar, sonra çekip gidiyorlar. Küçük cisim araştırmalarından sorumlu baş bilim adamı ile NASA ve diğer uzay ajanslarının, çevrelerindeki mini aylara ve Dünya'ya yakın diğer asteroitlere görevler yürüterek, yaşam destek sistemleri, motorlar ve itme sistemleri de dahil olmak üzere teknolojilerinin derin uzaydaki etkinliğini test edebileceğini söylüyor. Mars'a gitmek çok büyük bir adım. Olması gereken pek çok şey var, o halde neden Dünya Ay Sistemi ile Mars arasında bulunan Dünya'ya yakın asteroitlerden bazılarına bakmıyoruz? Bu mini ay yolculukları, kendilerini Mars'a ulaşmak için aynı derecede önemli olabilecek farklı bir arayışa adamış bilim adamlarına da yardımcı olabilir. Yalnızca hidrasyon için değil aynı zamanda tipik olarak sıvı hidrojen olan ek roket yakıtı üretimi için de hayati öneme sahiptir. Dünya'dan ortalama 140 milyon milden fazla olan Mars'a kadar ulaşmak için gerekli olacak. Şu anda uzay araçlarının ihtiyaç duyacağı su ve yakıtın tamamını Dünya'dan taşıması gerekiyor. Sıvı tarafından eklenen muazzam ağırlık, roket denkleminin zorbalığını harekete geçiriyor bu, yük kütlesi arttıkça, Dünya'nın yerçekiminden kurtulmak için gereken itici gaz miktarının da artması gerektiğini belirtiyor. Esasen, eğer NASA bir uzay aracının yük kütlesini biraz bile arttırırsa, onu yerden kaldırıp yörüngeye sokmak için çok daha fazla yakıt eklemek zorunda kalacaklar ve yakıtın kendisi de kaldırmaya daha fazla ağırlık katarak bir kısır döngü yaratacak. Bu döngüyü kırmanın anahtarının uzayda yakıt ikmali yapmanın bir yolunu bulmak olduğunu söyledi.